8 yaşına 3 evlilik sürdürmüş. Bir ağacın dibinde doğum ettim. Sizin yüzünüzde hayat bile bana zindan oldu. Sevgili Belkıs Ay'la başlayacağız. Senin kaç kızın vardı? Benim 4 tane kızım var. 4 kızım var. Evet. Belkıs'a dahil mi? Aynı. Dahil. Beraber. Peki diğer kızların içinde başlık parası aldın mı? Aynur'u 8 bin lira aldım ben. Aynur şu anda evli, 8 bin lira aldı. Evet, şu an 4 tane çocuğum var. 4 çocuğum. Diğer kızların için ne kadar başlık parası aldın? Birisi de benim dayımın kızıydı, onu 5 bin lira aldım. 5 bin lira aldın? Evet. Başka ne kadar başlık parası aldın? 4 kızım var diyorsun ya. Belki Aynur. Öbürü de 10 bin lira aldım ben. 10 bin lira. Evet. Belkıs'a 3 kez başlık parası aldım diyorsun. Evet, doğrudur. Şimdi ilkine 47 altını kabul etmiyorsun. Hayır. Murat'a. Hayır. Öte yandan Fehim'e 8 taneyi kabul ediyorsun. Doğrudur, ben almışım. Peki. Ekrem'e de 17 altını kabul ediyorsun. Doğrudur, ben almışım. Ama özellikle Murat konusunda yalan söylediğini söylüyorsun. Bu yalan. Ekrem Bey'e 3. işte verdiğiniz 17 altın aldığın Ekrem'i bir canlı yayında görmek istiyorum. Ekrem, merhabalar. Merhabalar. Belkıs Ay eve geldi. Baban evde yok anladığım kadarıyla. Evet, öyle yok. Diyor baban. Sen Ekrem'i gördün. Yani senden epey yaşlı olarak büyük. Görünce evlenmek için evet dedin mi? Bana görünce dedi 3 tane çocuğum var dedi. Hı. Karım ölmüş dedi. Hı. Yani öyle dedi Yakup. Biliyorum, anlat anlat. Anlasın. Hayır, bana öyle Ekrem dedi. Çocuğum dedi. 3 tamam. Tane çocuğum var dedi. Bir tane o benim karım da ölmüş. Zeki de böyle bana dedi. Herkes de elini vicdanına koysun desin yalan. Bir dakika gözünü seveyim. Bir anlatsın, bir kendini bir ifade etsin. Sen dolayısıyla bu yaş farkını o anda önemsemedin anladığım kadarıyla. Yaşını ben söylemedim yaşını. Ben ya 30 ya 40 çocukları ufak zannettim. Ha, o kadar yaş farkı olduğunu düşünmedin. Hayır. Peki yani kendi rızanla evet dedin ama anladığım kadarıyla. Orada kalmak istemiyorsun babanın yanında. Niye kalmıyorsun? Kalabilirsin, hayır diyebilirsin. Ben babam Zeki'ye de söz vermiştim. Babam Mehmet'e de söz vermiştim. Ne sözü? Bak sen Zeki'ye demişsin, onu boşamak geldi. Bilsin, ben sana veririm. Bu Zeki kendi ağzıyla bana dedi. Didem Hanım, ben sana bir şey söyleyeyim. Zeki, bu bağladın benim. Zeki kendi Didem Hanım, ağzıyla bana dedi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O Zeki nasıl Ekrem'i sana getirdi o zaman? Ya Zeki şu anda, ben sana bir şey söyleyeyim. 6 tane kızı evlidir. Ya bu kadar zulüm olmaz ya. Beni tepeme atıyor, bu kadar zulüm olmaz ki ablam ya. Baba sen kendi bunu getirdin. Bunun adı bir Ekrem'i kendi. Ekrem. Allah için bir dakika. Evde bir dakika kızım. Ekrem, Allah için ben seni getirdim, yoksa senle Zeki. Hayır, ben onu demiyorum. Dedim sen Ekrem'i biliyordun, eve gel dedin. Ekrem git eve demişsin. Ben sana kızımın söyledim yaşı kızım. Uygun, 30 üstünde. Öyle demişsin. Yaşı Ekrem saklamışsın. Ekrem öyle demedi 33. Ekrem buyur bak, ben sana Ekrem, bir şey söyleyeyim. Ekrem kendi dedi, ben 5 tane. Burada geldi oturdu Ekrem, dedi. Ekrem babası yaşı büyük olarak sana söyledi değil mi? Az önce söylediğini söyledin yani. Biz hepimiz orada yanlış konu, bir tek sen doğru konuşuyor Hülya. Sen yalan konuşma Ekrem. Ben senin adın ne zaman şeyse. Sen kendin oturdun, biz çay içtik. Sen bana 71 dedin. Sonra burada oturuyorsun karşıma, gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun bana. Yalan söyleme lütfen. Bak, senin 4 sen tane 5 tane çocuğun var. Hayla tamam mı? Senin kız çocukların var. Ayıp. Bu benim kızım da orada. Ben şimdi senin kızın benim olsaydı damatım, bu hale Ekrem gelmezdi. Bir dakika. Ekrem Bey, beni dinler misiniz? Duydun mu Mehmet? Ben senin gerçekten kızın olsaydım bu hale gelmezdim dedi. Kızım kendini yapıyorsun. Ben ne yapıyorsun? Günahım var. Ekrem, ben sana bir şey söyleyeyim. Ekrem. Benim şimdi benim damatım, bu da benim kızımdı. Yemin ederim Ekrem ne bana söylemiş doğruydu, ben kızıma söyledim. Bak dedim 3-5 tane çocuğu var dedim, çocuklar ayrı. Ekrem bana dedi benim eşim var dedi, eşim de ayrı. Ekrem bana dememiş eşim vefat etmiş. Bu da yeni çıkarmış eşim. Tamam, ben buna söyledim, ben dedim eşim var. Bir dakika söyle Ekrem anlamadım. Didem Hanım, ben eşimi öldüğü zaman hiç dememişim. Gerçekten doğru vallahi konuş dememişim. Ekrem vallahi doğru. Dememiş. Gelsin kaçış görüntüleri ekranlara lütfen. Belkıs Hanım. Kapıyı dıştan açtım. Hmm. İşte ben de gittim, bana elbise verdi. Zaten bana 2 parça elbise aldı. O da Van'da almıştı, onunla idare ediyordum. Bana elbise almadı ki. 3 gün onu söyleyecektim. Yani konuşamıyorum ki artık, yani gerçekten bana 2 parça aldı. O da Van'da almıştı. Gittik, ben tam 1 ay o 2 parçayla idare ettim. Bana alana kadar.
Peki sonrasında o kadın yardım etti. Kadın bana yardım etti. Aha. Bana bir elbise verdi dedi, bunları giy dedi seni görmesin. Bana yer tarif etti dedi, işte orada polis var, polise gittim. Ekrem'in soyadını bilmediğim için, işte adres bilmediğim için polis de dedi yapacak bir şeyim yok dedi. Şikayetçi mi oldun? Evet, şikayet oldum. Babamdan da oldum, şeyden oldum. Gittim, otobüste çalışmaya başladım. İki gün çalışmaya başladım, para biriktim. İşte siz benim biletimi kestiniz, sizi aradım. Siz benim buraya oradan getirdiniz. Oradan hemen bize geldin, bize sığındın yani. Evet. Babana gitseydin baban ne yapardı sana? Benimle başkasına verirdi. Çünkü Ekrem, ben ilk önce de babamı aradım, bana dedim bak ben eve geliyor. Beni evlendirme dedi, gel dedi evinde otur dedi, evlenme dedi. Ekrem geldi, Ekrem'e verdi. Cevdet gelsin, Cevdet'le bir yüzleşin. Cevdet'i özellikle çağırdım sağ olsun, o da geldi. Dedi ki ben eşimi sahte gelin olarak kullanmadım. Belkıza'yı da tanımam dedi, bir gelsin bakalım. Belkıza görse beni de tanımaz dedi. Gelir misiniz lütfen? Hoş geldin Cevdet. İyi yayınlar, kolay gelsin. Belkıs'a diyor ki babamla diyor, Mehmet de diyor Cevdet babamla ikisi işbirliği yapıyorlar. İkimizi, kendi karısını ve beni sahte gelin olarak kullanıyorlar diyor. Şimdi bu diyor ben o Tugar'a gitmişim, Fehmi'nin yanında kaçmışım gelmişim. Benim babam Cevdet'e verilmiş o Tugar'dan, doğru mu? Beni götürmüş 6 kişiye evlendirmiş. Daha da fazla diyor vallahi. Tamam, daha fazla istemiyorum. Tek tamam, senin tarafından çıkmanı herkes yok, seni görsün dakika, diye. Bir dakika, tek sen bir kişi çıkartıracaksın. Evet. Sen her şeyi biliyorsun. Ha, söyle. Ben hangi telefonla seninle konuşmuşum? Çıkart. Vallahi çıkartırım. Baba sen çıkart. O kartını bana verir misin? Vallahi kart bende yo, değil. Çıkart. Baba kartım ben sana verdim sen ya. Sen benim numaramı çıkart, numaramı söyle. Sen diyorsun ki ben diyorsun Cevdet'in yanında kaldım. Ne kadar kaldın? 5-6 ay kaldım. Tamam, 5-6 ay İstanbul'da ben... İstanbul'da mı kaldın? Evet. İki tane evi var. Sana bir şey söyleyeyim. Onun karısına nişanlı, onun karısını istemeye geldiler. Cevdet'in adı Murat. Sakinin adı Zeynep'ti. Eğer bir günde gelmişse, bir dakikada gelmişse, benim yanımda kalmışsa... Cezamı neyse cezamı çekerim. Ben bu senin ses kaydını çıkartayım mı? Ben senin ses kaydını konuşuyor. Çıkartayım mı? Bu kız hap yalan konuşuyor. Beni kaç kişiye verdin ya? Allah aşkına doğru konuş. Bir dakika, ben doğru konuşuyorum. Ben seni tamam, taksime nereye getirmişim? Tamam, beni tanımıyordun. Nerede tanıyorsun? Sen taksimi biri çıkart. Tamam, biri ses çıkart. Kaydını çıkaracağım. Tamam, ses kaydı. Tamam, çıkart, çıkart bir. Nihat kim? Nihat evlendiğin kişi. Nihat evlendiğin kişi. Kim Nihat. Onu seninle evlendirdi? Yani soruyu Cevdet. Soramadım. Cevdet evlendirdi. Evet. Nereden bulmuş Nihat'ı? Vallahi Nihat İstanbullu mu? İstanbul'daydı. Hı. Eve geldi. Hı. Nihat da annesiydi, babasıydı. Nihat'a annenin babanın herhalde öldüğünü mü söylediniz? Yani onu evet. Biliyorum. Seni istemeye geldiler. Yani şeyden Cevdet'ten istediler. Cevdet de seni ona verdi. Evet. Karşılığında ne kadar altın istedi? Ne istedi? Vallahi onu bilmiyorum. Ben mutfaktaydım. Kaç altını bilmiyor. Sonra, ama bana söyle. Bana takılan yüzük sadece küpe, zincir. Peki neden kabul ettin? Niye polise gittin? Neden kabul ettim? Tehdit yüzünden. Bunlardan da babanın haberinin olduğunu mu iddia ediyorsun? Evet. İddiam da hepsi de doğru. Sen bir neden niye bu kadar çok nefret ettin? Hep tehdit ediyordu benim yine. Ben böyle bir kadın istemiyorum artık hani. Sabah 6'da arazide seni görenler var. Mine Koca'dan şüpheli kaybını konuşacağız. Mine aslında ailesinin desteğinin arkasını güçlü olarak hissetmemiş Tayfun. Bunu hissetmiş olsaydı bu kadar üzgün bir kadın hala Mithat'ın yanında kalmazdı. Açık ve net yani, çok kesin. Zaten çok kaçarak evlendiği için. Siz de kızgınsınız ona. Kızgınız. Evet. Yani ailecek. Zaten niye? Mithat'ı babam istemiyordu. Yani sana bakamaz, işte evi yok, damı yok. Sen rezil olursun, biraz daha yaşın büyüsün, daha iyi bir insanla evlen. Sana yetebilecek birisinle evlen diye çok ısrar etti. Bir anne babanın isteyeceği şeyleri istemişti. Ama ben aile içinde de mutsuzmuş. Didem Hanım, benim ya gözüm kör olsa, ayağım topal olsa, hani eve bakamayacak bir şekilde olsam satan kaçırmazdım. Şimdi Mithat, sen diyorsun ki benim Mine ile olan evliliğimde kırılma noktası, tamam Hüseyin'le ilişkisini öğrenince ben çok fazla ondan nefret etmeye başladım, kızdım daha doğrusu. Ama onun öncesinde bizim evliliğimizin, 7 yıllık evliliğimizin bozulma nedeni diyorsun, Gamze, önce Gamze sonra Buse. Tamam mı? Zennur da bir eve gelip gitmiş. Anladım ama sen kızlarla çok iyi anlaşmışsın. Yani hatta o kadar fazla iyi anlaşmışsın ki Gamze'ye bir teklifte bulunmuşsun. Zennur'a bir teklifte bulunmuşsun. Daha senden hoşlanıyorum demişsin. Buse'ye yaptı mı sana böyle bir şey? Buse zaten evde fazla kalmamış. Zaman zaman gelip gitmiş. Yapmamışsın ona. Yani ne oldu da yani sen kızlar sana geliyor gidiyor vesaire. O zaman sesin çıkmıyor. Sana hayır dedikleri zaman mı
kızlar kötü oldu? Kızlar ne zaman kötü oldu? Çok açık soruyorum, kusura bakma yani. Yok, asla. Ha, yani kızlar senin evine geliyor, videolar çekiyorsun, aranız çok iyi. Buse geliyor, sizin evde kalıyor, aranız çok iyi. Fakat sonrasında birden kızlardan nefret etmeye başlıyorsun. Neden? Ne oldu? Gerçekten merak ediyorum yani. Ya ben Gamze yani Mine'yi kısa kedire diye şey dedim. Tamam o zaman niye evindesin? Niye onunla beraber videolar çekiyorsun? Ya, yani insan onu yapmaz. Mine yani Mine ondan bir türlü ayrılamadı ya. Bir türlü ayrılamadı. Bak seni bırakın bırakmam. Ya kardeşim sen yakın de arkadaşı. Mine yakın arkadaşı da Selma'cığım yakın arkadaşına senin kocan olmak istiyorum diye teklifte bulunuyorsun. Zennur'a diyorsun ki ben seninle beraber olmak istiyorum ya da benden hoşlanıyor musun senden hoşlanıyor muyum neyse bir şey yazıyorsun yani. Bence onlar sana yanıt vermeyince kızlar kötü oluyor. Onun öncesi kızlar aslında o kadar kötü değil. Değil mi? Ya onlar iyi de ben kötü mü oldum artık? Ama o teklif kötü bir şey yani. Ha, kırılma noktası ne oldu? Niye bu kadar? Mesela Buse'den, çünkü Buse'nin yanına kendisi gidiyor. Buse onun evine çağırmıyor ki. Mine artık orada kalmak istemiyor. Orada yaşamak ya istemiyor. Tartışmada Buse'nin gittiydi aynen. Buse'den niye? Buse mi alıp götürdü? Buse küçük kız. Hiç boşanmak istiyorum dedi. Çantasını topladı. Sonra hadi gidelim dedi. Ben sizde kalabilir miyim diye ilk önce teklifte bulundu. Ben de kal dedim. Ne yapsınlar? Gönderseler miydi oradan? Ailesine de gidememiş. Gidememiş. Ailesini de istemiyordu zaten. Ben söyleyeyim apaçık istemiyordu. Dün ne oldu reklam arasında bu kadar birden Buse'ye kızdın? Nasıl? Niye bu kadar çok kızdın Buse'ye? Ya böyle kan kalkınıyor bana bir şey yani. O kalkınca ben Buse'ye ayrı bir gıcık oluyorsun. Nasıl? Buse'ye ayrı bir gıcık oluyorsun ben biliyorum. Ya Buse'ye nasıl gıcık oluyorsun? Gamze'ye o kadar değil. Buse'ye ayrı bir sinirleniyorsun. Buse'ye nasıl kızmayayım? Çünkü Buse'nin yüzünden de oldu benim şey. Mine yani bunun yanında gidiyordu. Bunun yanında oldu. Ama Hüseyin'le daha önceden sevgililermiş Buse'den önce. Öyle şey değil mi? Söyleyeyim mi? Evet öyle. Öyle biliyorum ben. Ben hatta Mine'yle Mithat için konuşmuştum biliyor musunuz? Bir barış, bir dene demiştim. O kabul etmedi. Seni seviyorum dedi. Haberin var mıydı bundan? Çiçek aldığın gün hatırlıyor musun? Evet, ayıcık aldığın günü. Evet, ben hatta, o gün Mine'yle çok konuştum. Yüzük de almıştı. Hatta yemeğe falan şey ettim bunları. Ben götürdüm hani Buse'yi hani barıştıracak diye. Evet. Ha, ben barıştırmayı falan düşündüm. Bak barıştırmayı düşünmüş hatta. Ama seninle barışmayan Mine. Buse'nin suçu yok. Ama barışacağım dedi. Bak bu ikna etmiş onu. Bana öyle dedi, barışacağım dedi. Ha, barışacağım dedi. Ben hatta gittiğim evden tekrar... Yani Mine'ye yeterince ikna etmediğini düşünüyorsun. Ya Buse isteseydi seni barıştırır mıydı Mine'yle? Ama beni yani niye yalan söylediler tekrar geldiğinde? Yalan söylemedik. Mine tamam bir şans daha vereceğim sürekli dedi. Aradılar. Yayın sonrası ne tartıştılar? Bir gelsin ekranlara lütfen. Bunları bu duruma düşüren sensin. Benim sen bunun kardeşi değilsin, akrabası değilsin. Siz araya girdiniz, benim gelen yurdu yuvayı kapattınız. Karısını niye dövüyor, niye öldürmeyi getirdin? Bunun babasının yere bile jandarmayla gelmeye senin ne hakkın var? Eminsin. Niye darbe bunu aldı o zaman? Darbe bana Hüseyin dövmüş, Hüseyin'den yavrum. Hayır, sen benim evimde dövdün kızı, ya polisleri çağırdık. Benim evimde kızı darp ettin. Hadi çarp bakayım bir. Yemin ol, vurdum. Ne yaptın gibi beni de mi öldüreceksin? Ha, öldüreceğim. Evimde darp et dedi ya, evinde abisi de vardı. Biz çocuğu almaya gittik, sonra abisine de. Çocuğu aldık mesela, darp köye götürdük. Darp ettin, yetmedin demiyoruz ki biz. Ondan sonra orada kalırken bir süre gittim, hani darp etmiş miyim o zaman? Ben sana Tayfun'a gittim de, yani çocuğu aldım. Parkta bir üstüne yürüdün. O zaman her zaman olsam her sonra zaman bir de evde şeyden yürüdün üstüne. Parkta ben sadece telefonu almaya çalıştım onun. Sinirlenince evet. Dövmek istiyorsun. Şiddet uygulayabiliyorsun. Onu ekranda gördük. Acaba o gece Hüseyin'in orada konuştuğunu duyduktan sonra eve çıkıp sakin sakin ben senin kahve içtiğinizi gerçekten inanmıyorum. Darp raporum olduğu için Meti sürekli tehdit ediyordu bak bu. Tehdit ettiğin için bir şey yapamıyordum. Niye kaldın o zaman o evde o akşam? Niye Hüseyin kalmak istedin? O Hüseyin geçmesi oradan kalmayacaktım ben. Zaten bunun Hüseyin'i yolda vardı görme şansı yok. Ana yol bunların evinden bayağı uzak. Ana yolda evin önünden geçti. Görmek evin için önünden geçti. Geliyor bu işten çıkıp direkt eve gidiyor. Evine, niye direkt önünden ablanlara gitmiyorsun da direkt eve geliyorsun? Evin önünden o niye geçti oradan bilmiyorum abi. Sonra işte görüştüler. Ondan buraya sonra Hüseyin diyor gitti. Hüseyin gitti. Sonra Hüseyin bir daha aradı mı? Hüseyin bir daha aramadı çünkü telefonum ben de kendimdeydi. Sen aradın mı? Ben de aramadım. Hüseyin sen de kayıtlı değil. Hüseyin ben de kayıtlıydı. Mine işte giderken sildi mi bildim bilmiyorum onu. Ben mesela sabahına... Ha, çocuğu... Daha öncesinde kayıtlıydı. Daha öncesinde evet. Kayıtlıydı ama Mine kaybolduktan sonra... Kayıtlı değildi sadece yani numarasını hatırlıyordum. Ha. 69 mu son öyle bir şeydi. Öyle hatırlıyorum. Ezbere biliyorsun. Ezbere sadece son şeydi 69 mu öyle bir şeydi. Sabah çocuk... kalktın çocuk yok ya. Şimdi çocuk evde Mine yok ya. Ben evet. Sonra kimi aradın? Kimi aradım? Kimseyi aramadım. Şey ettim.
Sabah 4:30-5. Eşin evde yok. Evet. Dışarı çıktın, sağa baktın, sola baktın. Dışarı çıkmadım. Ha. Dışarı çıkmadım. Var mutfak şeyine, balkonuna baktım. Sağa baktım, sola baktım. Hani yatak odasında yapmıyorduk sıcak diye. Oraya baktım mı yok. Çocuk uyuttun mu tekrar? Çocuk uyumadı. Uyumadı. Çocuk sabaha kadar uyanık mıydı? Çocuk evet. Çocuk ondan sonra uyumadı zaten. Uyumadı. Kahvaltı falan yaptırdım yalın ben ona. Ha, bir şeyler yedirdim sanki. Sonra kimseyi aramadın mı? Kimse işte hani telefonumdan aramış mı diye baktım ama hani arayanları silmiş zaten. Sen kimseyi aradın mı? Silmiş de yani anladığım kadarıyla yani bütün arayanları silmiş. Ha, benim aklıma direkt Hüseyin geldi hani sürekli ona gittiğinden o geldi aklıma ama numarası olmayınca arayamadım. Ha, Hüseyin numarası olmadığı için arayamadın. Evet. Hüseyin seni aradı mı? Telefonu yok sende Hüseyin'in. Hüseyin beni aramadı. Hüseyin de eve geldi. Hüseyin direkt eve geldi. Evet. Anladım. Hüseyin hatta mısın? Evet hattayım. Merhaba. Mithat ben sende nasıl kayıtlıydım? Mine benim yanımdayken sen benim numarayı Mine kızla kaydetmemiş miydin? Yani o gün akşam bile, Perşembe gün akşam ben o telefonda kayıtlıydım. E kaydetmişsin. Ya o zaman mesela Mine ile geziyordular. O zaman şey ettim ben. O zaman kaydettim. Ama ertesi gün de hala senin telefonda ben öyle kayıtlıydım diyor. Sen silmiş dedin ya numarasını. Hüseyin diyor ki ertesi gün de telefonda aynı şekilde kayıtlıydım diyor. Hayır ben mesela yani Mine'nin iki tane hafta oldu. Peki Hüseyin sen bir kaç gibi 6-6.30 gibi mi o sıralarda aradığını söylüyor. Yani Mine ile görüşmek evet. için arıyorsun Mithat'ı. Arkasından bir daha Mithat'ın cebini aradın mı? Cebini aradım evet ama 7.30-8 gibi falan değil 9-9.30 gibi aradım. Oradan geçerken zaten... Şunu söyleyeyim. Ya orada hani şimdi şey... orada büyük bir kargaşa var. Sen diyorsun ki ben 8:30-9 hava karardıktan sonra geçtim. Mithat da diyor ki hayır hava aydınlıktı ben işten gelmiştim. 5:30-6 civarı diyor. İkiniz bambaşka şeyler söylüyorsunuz. Benim farlarım yanıyor. Ben doğuda yaşıyorum. O zaman ben dedim ama doğuda yaşıyorum. Karanlık mıydı aydınlık gözünüz görüyor değil ya. Mi? Karanlık mıydı aydınlık mıydı Mithat? Sen karanlık diyorsun Hüseyin doğru mu? Evet ben karanlık diyorum çünkü farlarım yanıyordu benim ya. Arabanın farları yanıyordu yani. Ben ne diyeyim başka? Arabanın farı yanıyorsa karanlıktır. Didem Hanım Ağustos ayında bir hani o zaman bir şey vardır ya. Sen diyorsun ki yaptıysa yani. Öldürdüyse annesi babası bunu yapmış olabilir diyorsun. Nasıl yapacaklar? Ya ben şimdi ne diyeyim? Ama onları suçluyorsun ya bir şey biliyorsan söyle. Yok ben... Üzerlerine gidelim yani Tayfun'un katil olacağını düşünüyorsan babası... Tabii canım söyleyebilir. Herkes babası... cezasını çeksin yani evet, bu babası... ben de olsam. Evet. Çeksin nasıl kimse öldürdüler? Annesi babası diye öldüremeyecek diye bir şey annesi, yok. Annesi babası yaptıysa nasıl yani. Bir senaryo var evet. kafanda mesela bu. Ben sadece hani mesela kaybolduğunda mesela ben o kadar bak şey etmişken hani bunlar bu zamana kadar araştırma ben ona şey diyorum. Ya benim bu zamana kadar araştırmamamın sebebi senin benim karşıma çıkmaman. Ben seni kaç defa takip ettim, aradım, her pazar köye geldim, aradım seni gel. Bir pazar yağmur yağıyordu, sen dedin motorum Denizli'de, ben gittim senin evin önünde motor yok. Pazartesi dedin izinliyim ev taşıyacağım dedin, ev taşımadın. Daha bunca şeyler bir gün bir yere çağırdın, gel dedin, pazartesi gelmedin. Pazartesi olduğu için yağmurlu bir havaydı, şey demedim. Ben anneme babama sordum, ne oldu bu kıza siz biliyorsunuz mu? Sonra gittim senin oğlanla konuştum bak dedim dayım ne oldu bu annene en son siz görmüşsünüz çocuğa dedim bak ne oldu de yok çocuk babam öldürdü ben şimdi babam öldüren diyen insandan kimden şüpheleneyim? Sen bir neden niye bu kadar çok nefret ettin? Hani öyle bir şey yapsak olsam sinirle bıçaklarım başka neyle vurayım? Türkiye şüpheli koca Mithat'ı izliyor. Gelmedin ya. Bizim ikimizin şartısıydı ya. Bak ben yapmadım bunu. Benim üstüme gelirler sürekli. Mine kaybolduğu gün neler yaşandı? Sinirlenince evet. Dövmek istiyorsun. Şimdi dövebilirim mi ben? Şüphelenilen koca Mithat o sabah kimleri aradı? Aradım Didem Hanım ya. HSS kayıtlarına göre aramamışsın. Bir yalanın daha ortaya çıktı. Şok telefon kayıtlarını ilk kez Didem Arslan Yılmaz açıklayacak. Sana bir şeytanlık oldu da. Mithat onu suçladı. Sana böyle bir garaz yapar mı? Canlı yayına katılacak şok isim kim? Mithat onu görünce ne yapacak? Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. 18 yaşına 3 evlilik sürdü. Bir ağacın dibinde doğum ettim. Beni aldığın için herkese. Türkiye
çocuk gelin Belkıza'yı konuşuyor. Beni kaç kişiye verdin ya? Sen hep bir kocanın yanında kalmadın. Belkıza'yı sahte gelin olarak kullandı mı? Cevdet'in yanında yaşadıklarından babanın haberi var mı yok mu? Her şeyden haberi var. Benim haberim yok ki. Onu para karşılığı evlendirdi mi? Yeter artık, ben de bıktım, siz de bıktınız. Belkıza ve suçlanan Cevdet stüdyoda yüzleşiyor. Hayatımı siz mi kararttınız, tamam mı? İşte Belkıza'nın ilk düğünü. 13 yaşında mı evlendirildi? Sizin yüzünüzde hayat bile bana zindan oldu. Altın karşılığı kızını Murat'a veren baba düğünde ne yaptı? Belkıza'nın ilk eşi Murat stüdyoda. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Sen Mine'den niye bu kadar çok nefret ettin? Hep tehdit ediyordu beni Mine. Ben böyle bir kadın istemiyorum artık hani. Sabah 6'da arazide seni görenler var. Şok telefon kayıtları. Didem Arslan Yılmaz ilk kez açıklayacak. Mithat karısının kaybolduğu sabah kimleri aradı? Niye kimseyi aramadığın halde emniyet aradım diyorsun? HSS kayıtlarına göre aramamış. Yalanın daha ortaya çıktı. Hüseyin'le neden defalarca konuştu? Seni öldürüyorum. Olay kanıtlar. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de.